Cem Özel'den bütün Manisa'ya sevgiler ve saygılar sunuyorum. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Daha sonra Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne aralarında Refah Partisi Merkez Karar Bölümü 1991 genel seçimlerinde Refah Partisi Lisesi'nden Manisa'dan aday oldu. Ancak seçimde. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde milli çıkış ve başına geçti. Biz de iyi niyetle hükümet kurmak için yarın yola çıkıyoruz. Başbakanımız seçim akşamından beri yaptığı konuşmalarda hükümetsiz ülke kötüye gider. Hiçbir zaman hükümetsiz kalmaması lazım. Biz ana partiyiz, büyük partiyiz ve 13 seneden beri de tek başımıza iktidardaydık. Halkın verdiği bu karara elbette saygımız var, buna bir itirazımız yok. Şimdi görünen oku AK Parti herhangi bir partiyle hükümet kurabilir, buna sayısı yetiyor. Fakat herhangi bir parti üçü bir araya gelmeden olmadı, hükümet kuramıyor. Dolayısıyla sorumluluk bizimdir. Biz de çocuğun annesi gibiyiz. Bu ülkenin sahibi olarak kendimizi görürüz. Vatandaşımıza bedel ödetmeyi arzu etmeyiz. Dolayısıyla biz inşallah yarın çıkacağımız bizim yolda... kırmızı çizgilerimiz var mı efendim? Yani... Hayır, bizde kırmızı çizgi yok. Yani böyle bir şey yok değil mi? Hayır, yani? Peki. Hayır. Peki. Kırmızı çizgi ifade etmek hiçbir siyasi parti genel yani... başkanına da yakışmaz. Prensipler olabilir. İlkeler olabilir. Doğru. Ama ben şunu konuşacaksan hiç gelme filan diye kırmızı şeritler çekilmesine kesinlikle karşıyım. Bu bir işi olmaz noktaya götürür. Bence de. Negatif bir noktaya götürür. Önce olacaklardan işe başlamak lazım. Yani sıkılı yumrukla el sıkışılmaz. Eliniz evet. Açacaksınız, el evet. Uzatacaksınız ve diyeceksiniz ki Türkiye'nin kalkınması için, iyi yönetilmesi için, çözüm süreciyle toplumsal barışla yola devam edilmesi için bizim fikirlerimiz bunlardır. Siz de bu konudaki fikirlerinizi ifade edin. Örtüşebildiği noktalarda azami müştereklerimizi tespit edelim ve gelin sizinle hükümet kuralım. Ama arkanızı dönerseniz, ben yokum derseniz, ben bu işe hiçbir zaman razı olmadım derseniz, o zaman siz nasıl bir partisiniz? Bence her parti iktidar olmak için kurulmalı. Aynen doğru. Sadece tabela asmak için, marjinal bir parti olarak varlığını devam ettirmek için bir parti kurulmaz. Bizim şartlarımız temel prensiplerimizdir. Elini tutmam, arkamı dönerim. Şu olursa ben olmam, bu olmazsa ben olurum. Bunlarla yola çıkılmaz. Bunlarla yola çıktığınız zaman karşınızdaki partiye saygısızlık yapmış olursunuz. Önce masanın üstüne bir koyalım. Evet. Bu ülke için biz ne düşünüyoruz? Evet. Türkiye için ne düşünüyoruz? Türkiye'nin geleceği için ne düşünüyoruz? Biz 15 günlük, 50 günlük, 2 aylık bir koalisyon düşünmüyoruz. Mümkünse 4 yıllık bir koalisyon düşünüyoruz. Çünkü böyle bir şey ancak Türkiye'de yapıcı bir iktidar olur. Doğru. Yoksa gözü seçimde olursa, koalisyonu yıkmakta olursa, birbirine güven noktasında bir eksiklik varsa, bugün hükümet oluruz, ertesi gün ayrılırız, bunun ülkeye faydası olur. Bence de. Önce Cumhuriyet Halk Partisi ile başlayacağız. Birinci tur genel görüşmeler olacak. İkinci turda esaslar üzerinde konuşacağız. Bunların hepsi nereden toplasanız 15 gün içinde olup bitecek şeylerdir. Uzun uzun gider gibi bir istihareyi yapın, 3 gün geçsin, 5 gün geçsin, bir daha düşüneyim. Hayır, herkes her şeyi biliyor artık. Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. CHP'nin röntgenini çıkardık, MHP'nin röntgenini çıkardık. Çünkü eğer vaatlerini tutacaklarsa biz o vaatleri biliyoruz artık. Evet. Bu sadece emekliye verilecek parayla ilgili değil. Büyük Türkiye için ne düşünüyorsun?